üyeleri, değerli konuklar, sevgili öğrenciler. 18-24 Mart... Gençler, saygı duyduğumdan başlıyoruz. Basınımızın değerli temsilcileri, sivil toplum örgütleri, kıymetli Çanakkale halkı. Ülkemizde 1975 yılından beri 21 Mart Dünya Ormancılık Günü Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle düzenlediğimiz fidan dikim törenine hoş geldiniz diyor. Teşkilatım adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Dünyadaki hızlı sanayileşme, kentleşme ve nüfus artışı orman üzerine olan talebi artırmaktadır. Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi çeşitli çevre felaketleriyle insanoğlu ve diğer canlılar karşı karşıya kalmaktadır. Bunun sonucu doğal denge bozulmakta, kuraklıklar artmakta, hava kalitesi bozulmaktadır. Ormanlar hava, su, toprak, besin gibi İnsanoğlunun ve diğer canlıların temel ihtiyaçlarını karşıladıkları doğal ve yenilenebilir kaynaklardır. Ormanlar, tarım arazilerinin sigortası, içilebilir ve kullanılabilir su kaynaklarının deposudur. Biyoçeşitlilik, gen bankası olan ormanların sürdürülebilir olması gerekmektedir. Ormanlar sadece bizim değil, tüm insanlığın ortak mirasıdır. Bu mirasa hep birlikte sahip çıkmalıyız. Bölge müdürlüğümüz sınırlarındaki 661 köyün 642'si orman köyüdür. Yani köylerimizin %97'si orman köyü kapsamındadır. Az önce belirttiğim gibi bu köylerimizin kalkınması için istihdam yaratıyor, orkü kredileriyle destekliyor, ağaçlandırma yapıyoruz ve gelir getirici türlerle yaptığımız ağaçlandırmalarla refah seviyesinin yükseltilmesine gayret ediyoruz. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü olarak her yıl ortalama 20 bin dekar arazide bozuk ormanları verimli hale dönüştürüyor. Bunun için 2,5 milyon fidan dikiyoruz. Dünyada her yıl ülkemizin toplam orman alanına yakın bir alan çoğunlukla insan kaynaklı tahribatlar sonucu yok olmaktadır. Ormansızlaşmanın getirdiği sorunlar da her geçen gün daha da büyümektedir. Bu anlamda ormanlar en büyük tahribatı orman yangınları yapmaktadır. Çanakkale ilimiz rüzgarları sebebiyle orman yangınlarına çok riskli konumdadır. Bölge müdürlüğü olarak yılda ortalama kontrolden çıkmış 500'ün üzerinde yangına müdahale etmekteyiz. Başta bizlerden her türlüne desteğini esirgemeyen Sayın Valimize, zor şartlarda görev yapan çalışanlarımıza, görev yapmış olan emektar meslektaşlarımıza, bizlere destek olan kıymetli Çanakkale halkına, kamu kurum ve kuruluşlarına, değerli basınımıza teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, sevgili gençler, Sayın Başsavcım, Sayın Ağır Ceza Reisim, saygıdeğer hazırın, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle Orman Bölge Müdürlüğümüzün Orman Haftası nedeniyle düzenlemiş olduğu fidan dikme merasimine hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Sevgili yavrularımız, sevgili gençler, sevgili çocuklarımız, bugün öğretmenlerimiz sizi ellerinizden tutmuş, burada hep birlikte
fidan dikme etkinliğine getirmişler. Nasıl öğretmenlerimiz sizleri ilkokuldan ortaokul, lise, üniversite taşıyorsa, yani sizleri yetiştirerek geleceğe taşıyorsa, sizler de bugün burada birer fidan dikerek Çanakkale merkezine çok kısıtlı olan yeşil alanın daha da büyümesine el birliğiyle katkıda bulunacaksınız. Çanakkale'mizde yapılan çalışmalarda özellikle doğaya, ormana, yeşilliğe sahip çıktıklarından dolayı işçisinden memuruna, müdürüne, bölge müdürüne kadar orman teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte el ele daha yeşil bir Türkiye diyoruz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı olsun. Gel şuraya, gel. Geç.